onu mücadelenin en önemli unsurlarından birisi otoriteye güven. Otoriteye güvenin devam etmesi lazım. Biz başından beri bakanlığımızın verilerine ve uygulamalarına sonuna kadar güveniyoruz ve güvenmeye devam etmek istiyoruz. Bunu örseleyecek herhangi bir kuruluş, herhangi bir uygulamanın kesinlikle karşısında olduğumuzun bilinmesi önemli. Burada tabii en kritik konulardan bir tanesi veriler. Birkaç tane hastanın verisi girilmesin. Filyasyon dediğimiz hasta izlemi programının son derece ciddi bir şekilde aksayacağının bilinmesinde yarar var. Esas konu burada filyasyonun engellenmiş olması ve zarar görmüş olmasıdır. Filyasyon yani hastalığın izlenmesi, bulaşma riskinin takip edilmesi konusu bir kimse pozitifse, hastalığı taşıyorsa yakın temasta olanların izlenmesi açısından çok önemli bir program yürütülüyor. Bu verilerin eksik girilmiş olması filyasyon çalışmalarını da baltalayacak bir şey. Dolayısıyla pandemi mücadelesini cidden kıracak bir uygulama. Onun için her kim, özel kuruluş veya şahsi ihmal sonucu bu verilerin girilmesinde bir problem varsa mutlaka üzerine gidilmeli ve gerekli ikazlar yapılmalı. Verilerin güvenilir olması pandemi mücadelesinde bizim için çok önemli. Çünkü halkımız... Sonuçta mücadele yürüten otorite Sağlık Bakanlığı, onun ilan ettiği verilerle hareket ediyoruz. Bu verilere güvenilirliğin hiçbir zaman azalmaması gerekiyor. Dolayısıyla sektörde bir yanlış varsa düzeltilmesi için bakanlığın ikaz etmiş olmasını son derece yerinde buluyorum. Derneğimizin denetleme yetkisi yok, bir müeyyide yetkisi de maalesef yok. Biz ancak bir takım ahlaki, etik hatırlatmalarda bulunabiliriz. Yani mücadelenin önemini vurgularız. Ve mesleki etik kurallara uyulması gerektiğini hatırlatırız. Bakanlıkla bir ortak çalışma gayet tabii ki yürütebiliriz. Biz üzerimize düşen dernek olarak kurulacak bir disiplin kurulunda veya buna benzer bir kuruluşta memnuniyetle yer alır ve üzerimize düşeni yaparız. Gerekirse dernek düzeyinde bir değişiklik yapılma imkanı varsa, müeyyide şansımız varsa bunu kullanmak isteriz. Çünkü sonuçta bir pandemi mücadelesi yürütüyoruz. Herkes fert, kurum ve toplum olarak üzerine düşeni yapmakla yükümlü. Hiçbir ihmalin göz ardı edilemeyeceği ve gözden ırak edilemeyeceği çok önemli bir mücadele yürütüyoruz. Bu toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olması bakımından muhtemelen cezai müeyyidelerle de karşılaşacaktır bu arkadaşlar. Bireysel müdahaleler olabilir. Aile işte bizim adımız korona olarak bilinmesin falan gibi kuruma baskı yapmış olabilir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir de yetkisi olmadığı halde bu testleri yapan kuruluşlar olabilir. Bunlar tamamen bilgiye dayalı söylemiyorum. Yani fikir yürütüyorum, spekülasyon yapıyorum. Yetkisi olmadığı halde bu testleri yapan kuruluşlar halk sağlığı bilgi sistemine veri girişi imkanları olmadığı için girememiş olabilirler. Bunlar benim tahminlerimden ibaret sadece. Yetkilendirmek biliyorsunuz mikrobiyoloji laboratuvarınız olacak ruhsatlı. PCR cihazınız olacak o laboratuvarın içinde. Müdürlük, bakanlık gelecek, yetkili uzman, ilgili uzman tarafından görülüp yetkilendireceksiniz. Ancak o şekilde başlanabiliyor. Bu bir görevdir, yükümlülüktür. Pandemi döneminde bir zorunluluktur. Yani bunu yardım gibi düşünmemek lazım. Bu bir hem yasal zorunluluktur hem de toplumsal bir yükümlülüktür. Ne kadar çok tespit yapılabilirse, ne kadar çok tespit yapılabilirse ve ne kadar kimseye izolasyon uygulanabilirse yaygınlığın önlenmesi o şekilde mümkün olur. Büyük risk, büyük risk. Evet. Tabii ki. Bu konuda hem... İhbarlar deniyor hocam bununla ilgili. Aslında çok koruyucu bir yöntem. Kesinlikle evet. Yani bir ürkütücü tarafı var. Dolayısıyla bu korkuyu da yönetmek lazım.